Evet, bu aynen geçen sene benim yatağımda yattığı döşek. Yaz gelince, sıcak olunca tabi böyle pençeleri bileblemiş. Bu battaniyeydi herhalde, biraz kışın soğuk oldu da üstünü örtecek idi. Örtemeyince böyle parçalamış. Evet, ayının kırıp içeriye girdiği nokta burası. Böyle bir küçük öyle tadilat ettik, açık gözükmesin diye. Tabi geri çıkarken de biraz cebelleşmiş buralarda. Biraz pençe izleri falan var. Yaklaşık 10-15 senedir arıcılık yapıyorum. 2,5 yıldır beslediğim öncesinde yavru bir ayı vardı. Yavruyken insan kıyamıyor. Dağda giderken gelirken her zaman karşılaşıyorduk. Her zaman elimin altındaydı. Buna ekmek bıraktım. Ekmeğin üzerine bal döküp bıraktım. Bu gittikçe alıştı insanlara. İlk zamanlar bir petekle başladı bu iş. Sonra iki petek, üç petek derken en son 12 peteğimi telef etti. Halbuki dağdaki kulübeme girmiş, yatağımda yatmış, battaniyemi kullanmış. Her türlü imkanları sunmuştum ama en sonunda yaptığı bu iş olmadı. Hani keşke yapmasa ama ben onun sinirine girmeyeyim. O da benim sinirime girmese daha iyi olacaktı da. Bakalım sonumuz ne olacak. Evet. Dağa geldik. Ayı girmiş yine. Ayı girmiş. Bu şekilde. Ne canlı petek bırakmış, ne bir şey bırakmış. Mumlar bu şekilde her tarafı dağıtmış. Her şeyi alt üst etmiş, kırmış. Dağıtmış her yeri böyle. Canlı peteği devirmiş tersine. Çıkarmış her yeri. Her tarafı perişan etmiş. Bir tane bir şey bırakmamış burada. Evet. Her tarafı perişan etmiş. Bulduk belayı bununla ya. Bulduk belayı. Neyse, inşallah denk geliriz bir dahaki geldiğimizde de. Buradaki peteğimle şu üstteki peteği bu sene ayı yuvarlatmış. İndirmiş tamamen aşağıya. Şurada geçen sene kırdığı bir tane peteğim vardı. Üstten yuvarladığı. Buradan tabi bu aradan aşağıya doğru götürmüş.